Merhabalar, 5 dakikada Hollanda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Şu an okulda müsait bir zamanım vardı. Hemen bu videoyu çekmek istedim. Yaklaşık 4,5 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'ya geldikten 4 ya da 5 ay sonra bu YouTube kanalını açtım ve o günden beri bütün deneyimlerimi paylaştım. Karşılaştığım şeyleri paylaştım. Attığım adımları paylaştım. İlk olarak benden iş anlamında evlere temizliğe gitmeye başladığımı öğrendiniz. Ondan sonra okulda yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başladım. Ama tabii ki pek çoğunuz biliyor ki benim hedefim burada fizik öğretmeni olarak çalışabilmek. Evet arkadaşlar, bu videoyu onun için çekiyorum. Önümüzdeki yıl artık ben de şu an çalıştığım okulda bir fizik öğretmeniyim. Bundan 1-2 gün önce kontratımı imzaladım. Önümüzdeki yıl için bana toplam 3 sınıf verdiler. Bu çok çok ideal benim için. Çünkü pek çok şey için ilk yılım olacak. Bundan dolayı sınıf sayısı çok ideal. Bir tane 3. sınıf FVO, 2 tane de 4. sınıf FVO verdiler. Konuları birbirine yakın, çok farklı değil. Bildiğiniz üzere Eylül ayından itibaren ben bir öğretmenle birlikte 4. sınıf FVO'ya da ders veriyordum. Okul sağ olsun bu durumumu da gözetti. Yani bu yıl yeterince tecrübe edindim 4 FVO ile ilgili ve bunu önümüzdeki yıl tekrarlamış olacağım. Evet, bu güzel haberi, bu güzel müjdeyi tabii ki sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, sanırım beklenen video buydu ya da yıllardır beklediğim video buydu. Evet, şunu söyleyebilmek. Evet arkadaşlar, artık ben resmi olarak Hollanda'da fizik öğretmeni olarak çalışmaya başlıyorum demekti. Çok şükür nasip oldu. Tabii ki bu 4,5 yıla baktığımda 2 yılı koronayla geçti. Belki korona hiç olmasaydı bu süreç biraz daha belki kısa olabilirdi ama hiç sorun değil. İnanın, başarmaya çalıştığımız şey çok basit bir şey değil. Yani hem dili öğreneceksin hem de öğretmenlik gibi tamamen iletişime dayalı bir meslekte Hollandaca bunu yapmaya çalışacaksın. O yüzden hedefimiz çok kolay bir hedef değil. Ama çok şükür ben bunu başarabildim. İnanın çok heyecanlıyım. Çok hafif bir korku da var ama hep yapabileceğime inandığım için yapabileceğime yine inanıyorum. İşin bu kısmı çok önemli arkadaşlar. Yani son dönemde pek çok sebepten buraya gelen öğretmen arkadaşlar var. İster ilkokul olabilir branşı, ister lise olabilir, hiç fark etmez. En birinci nokta aslında kendinize güvenmeniz. Çünkü siz kendinize güvenmezseniz başkaları size nasıl güvenebilir? O yüzden bu kısım çok önemli. Bence kendinize güvenin. Ben bu konuda örnek olmak istiyorum. Aslında eminim benim gibi pek çok insan öğretmenliğe başlamış olabilir ama biz bu insanların hikayelerinden haberdar olamıyoruz. O anlamda ben herkese haber vermek istiyorum. Yani eğer ben yapabildiysem, ben başarabildiysem eminim herkes yapabilir, herkes başarabilir. O yüzden lütfen kendinize güvenin diyorum. İkinci önemli olan şey de kendine güvenmekten sonra bu işin peşini bırakmamak. Yani devam ve istikrar çok önemli. Evet, şu an zil çaldı. Güzel denk geldi. Devam ve istikrar çok önemli. Pes etmemek çok önemli. Özellikle ben 2 yıl içerisinde B2 kursunu bitirmiştim. Özellikle kursları bitirdikten sonra gerçek hayatla karşılaşıyorsunuz. Gerçek hayat Hollandacasıyla karşılaşıyorsunuz. Ve yine B2'den sonra ilerleme hızınız ne kadar çok çabalasanız da yavaşlıyor. Dolayısıyla bu yavaşlığa sabredip, gerçek hayat Hollandacasına sabredip yine kendinizi geliştirmeye devam etmeniz gerekiyor. O yüzden bu kısım da çok önemli. Lütfen eğer yola koyulduysanız pes etmeyin. Lütfen hikayenizin sonunu, tamamını getirin. Ve bir başka nokta, ben hep kazançlarıma odaklandım. Yani bu ülkede bir öğretmen olarak toplumda yerini almak çok güzel bir şey. Yine öğrencilere yardımcı olmak, insanları eğitmek gerçekten çok tatmin edici bir şey. Bunları kaçırmak istemedim. Yine işin maddi boyutu da var. Para da beni oldukça motive ediyor. Bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmayı hep istedim Türkiye'de. Hep öyle oldu. Burada da aynı şeyi devam ettirmek istedim. Bundan dolayı kazançlarıma odaklandım. Bunlara odaklandığım için de pes etmedim açıkçası. Evet, yoruldum. Belki bunaldım. Hatta önümüzdeki yıl itibariyle yine kolay olmayacak benim için. Yani yine öğrencilerle çarpışmaya devam edeceğim. Yine ders hazırlığı vesaire, bunlar çok ciddi zamanımı alacak. Ama birkaç yıl içerisinde eminim
biraz daha rutine döneceğiz. Biraz daha artık daha rahat elimizi kolumuzu belki sallaya sallaya inşallah okula geleceğiz. Yani bütün öğretmen arkadaşları genel olarak tavsiyem bu. Gerçekten istesinler, kendilerine güvensinler ve asla da vazgeçmesinler. Evet, Hollanda'da öğretmen açığı çok fazla ve bunu bizim mutlaka kullanmamız, değerlendirmemiz lazım. Ama şu da bir gerçek, onu da söyleyeyim. Yani evet, Hollanda'da öğretmen açığı çok fazla ama okullar da hani kollarını açmış bizi beklemiyor. Yine bizim adım atmamız gerekiyor. Yani belki şunu söyleyebilirim. Şu an geldiğim noktada inanın ortaya bir şey çıktıysa %80 adım, %90 adımları hep ben attım. Ve belki bundan sonra da büyük ölçüde ben atacağım. Ama bu adımları atmak size hiçbir şey kaybettirmiyor. Aksine çok şey kazandırıyor. O yüzden adımları atmak size düşüyor. Evet, okullarda öğretmen açığı çok fazla ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Gereken adımları atacağız ve mutlaka bizi bu sisteme dahil edecekler. Ben buna inanıyorum ve son dönemde özellikle Instagram'da çok fazla kişiyle yazışabiliyorum, sorularını cevaplayabiliyorum. Sağ olsun takipçilerim bana haber veriyor Emine Hanım. Ben de yardımcı öğretmen olarak kontrat imzaladım diye. Yardımcı öğretmenlik bizler için çok güzel bir basamak. Zaten ondan sonra sıçrayacağınız adım kesinlikle öğretmenlik. Ondan emin olun. Ve son dönemde inanın onlarca demiyorum artık. Yüzlerce öğretmen şu an Hollanda eğitim sistemine girdi. Eminim öğretmen olarak başlayanlar da var. Bizim haberimiz yok. Bunlar çok çok güzel gelişmeler. O yüzden lütfen vazgeçmeyin, yapabileceğinize inanın. Bu aslında anlattıklarım sadece öğretmenler için geçerli değil. Mesleğiniz ne olursa olsun Hollanda fırsatların çok olduğu bir ülke. Eğer üzerinize düşeni yaparsanız, eğer işte Hollandaca öğrenmeniz gerekiyorsa Hollandacayı öğrenir ve bu insanlara karşı adım atarsanız kesinlikle ve kesinlikle kariyerinize ben burada aynen devam edeceğinize inanıyorum. Evet, şimdiden güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum ve Eylül ayı itibariyle heyecanla bekliyorum. Tabii ki Eylül'e kadar biraz yine ders hazırlığı yapacağım ama açıkçası Eylül ayı itibariyle yine yeni bir dönem beni bekliyor olacak. Ama olumlu düşünüyorum, güzel düşünüyorum ki inşallah her şey olumlu gitsin, güzel gitsin. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hollandaca öğrenme yolunda olan, yola koyulan herkese başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.